Yeniden Refah Partisi, Kayseri İl Başkanı Önder Narin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'i televizyon programındaki sözleri nedeniyle eleştirdi. Başkan Narin, Mehmet Özaseki'nin LGBT'lilere başımızın üstünde yeri var sözüne karşılık kendilerinin baş üstünde taşımadıklarını, dinimizde de yerinin olmadığını söyledi. Başkan Narin, Nergis'in Osman Öcalan'ın Türkiye topraklarına gömülme isteğinde de bir sıkıntı görmediğini söylemesine karşılık teröristlerin silahlı eylemlerini nerede yapıyorlarsa oraya gömülmeleri gerektiğini ve bu vatan topraklarında yerlerinin olmadığını kaydetti. Kıymetli Kayserili hemşerilerim, yine bir gündem konusunda karşınızdayız. Bugünkü gündemimiz son günlerde AK Parti milletvekillerinin yapmış olduğu hem gaflar hem de Kayseri ile alakalı bütün ülkeyi alakadar eden konularla alakalı fikirlerimizi beyan etmek. Biliyorsunuz biz Yeniden Refah Partisi olarak 2,5 yıldır doğruya doğru eğriye eğri söylemekte hiçbir zaman çekinmedik. Bugün de öyle olacak. Sayın Mehmet Özaseki katıldığı bir programda demiş ki LGBT'liler başımızın üstünde yeri var. Herkesin saygı duyması gerekir demiş. O baş benim başım değil, bizim başımız değil. Biz onları başımız üstünde taşımıyoruz. Lut kavminin helak olmasına neden olduğu bir sebepten dolayı eğer baş üstündeyse biz onu kabullenmiyoruz. LGBT'liler bizim başımız üstünde yeri değil, dinimizce de yeri değil. Biz bu söylemini herhalde bir gaf olarak niteliyoruz ki temennimiz o yönde çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İkinci bir husus Hülya Nergis Açı'nın canlı yayında katılmış olduğu bir programda asgari ücretlerle dalga geçer gibi, alay eder gibi gülerek ben o hususta bir şey söylemeyeceğim. Onlar düşünenler düşünsün, Allah da yardımcılar olsun diye yani asgari ücretli işinin Allah'a kaldığını belirterek alaycı bir tavırla gülmesi bu açıkçası benim bir vatandaş olarak gücüme, ağrıma gidiyor. Ve Kayseri halkı olarak inşallah sizin de ağrınıza gidiyordur. Artık yeter deme zamanı geldiğini düşünüyorum. Artık ısmarlama vekillerin, Kayseri'yi tanımayan vekillerin, navigasyonla mahalle bulan vekillerin bu şehirde vekillik yapmasına artık dur deme zamanının geldiğine inanıyorum. Sizlere de bu yönde çağrı yapıyorum. Artık Kayseri'yi tanımayan, Kayseri'yi bilmeyen ve sizden anlamayan, yaşantınızdan anlamayan vekillerle yönetildiğiniz yetmiyor mu? Bizler diyoruz ki Yeniden Refah Partisi olarak vizyoner vekillerle Kayseri'yi yeniden inşa etme, beraber inşa etme, beraber vizyoner bir şekilde yönetme zamanı geldi de geçiyor diyoruz. Bizler de buradan sizlere inşallah Yeniden Refah Partisi'ni destekleyip bu konuda yardımcı olmanızı ve kendi geleceğinize bir yatırım yapmanızı talep ediyoruz. Artı bu konuda da söyleyeceğimiz başka bir husus Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşımızın yine aynı şekilde izlediği üzere aynı milletvekili diyor ki Osman Öcalan'ın Türk vatandaşı olarak Türkiye'ye gömülmesinde hiçbir sakınca yoktur. TC vatandaşıdır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyor. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Osman Öcalan nerede yaşıyorsa, nerede bu ülkeye karşı silahlı eylemler yapıyorsa terörist başıdır ve bu ülkeye gömülmeye hakkı yoktur. Şehitlerimizin kanı üzerindedir ve biz bunu kabullenecek durumda değiliz, kabullenmiyoruz da. Nerede eğer duruyorsa, nerede geberdiyse orada yatsın diyoruz. Biz bu şekilde tabir ediyoruz. Belki ağır oldu ama ben içimden geçenleri söyledim. Dolayısıyla biz artık yani milletvekili olan bir kişinin, Kayseri'yi yöneten bir kişinin bunları yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak geleceğiz. Bunların tamamını düzelteceğiz. Tamamıyla ilgileneceğiz, hemhal olacağız. Halkımızla birlikte biz bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kayseri halkına selam ve saygılar sunuyoruz. Bizi takip etmenizi, bizimle birlikte yürümenizi sizlerden istirham ediyoruz.